Yol tarlamdan geçiyor dedi. Yargıtay da haklı bulunca Büyükçekmece ve Çatalca arasındaki yolun bir kısmı yeniden tarlaya dönüştürüldü. Yolları 20 kilometre uzayan vatandaşlarsa duruma isyan etti. Burası en eski yol burası. Yol kapalı mı? Bir kısmı kapalı. Ya vallahi yazık buna, utanıyorum yani. Yargıtay kararı asfalt söktürdü. Tarlamdan yol geçiyor diyen vatandaş haklı bulundu. Yolun bir kısmı eski haline, yani tarlaya çevrildi. Bu iş vallahi bizi zora soktu ya. Böyle gidiyoruz geliyoruz, arabamız mahvoluyor. Burası yaklaşık 50 yıldır kullanılan Büyükçekmece Çatalca arasındaki yol. Ama yol üzerindeki tarla sahiplerinden biri dava açtı. Haksız yere tarlamın bir kısmı işgal edildi dedi. Niye bugünü beklemişler, biz de onu şaşırdık. Dava süreci tam 6 yıl sürdü ve son sözü Yargıtay söyledi. Vatandaş haklı. Tarlanın içinden geçen yolun o kısmındaki asfalt sökülsün, eski haline getirilsin dedi. Karar yerine getirildi. Metresi metresine asfalt kaldırıldı, tarla iade edildi. Yol tamamen kapatılmadı ama tabela asılarak Yargıtay'ın kararı sürücülere duyuruldu. Alternatif yolları tercih edin dendi. Ancak sürücüler bu yolu kullanmaya devam ediyor çünkü Büyükçekmece ile Çatalca arasındaki en kestirme yol burası. Mecbur kullanıyoruz, kestirme olduğu için. Tarladan devam ediyorsun. Aynen öyle. Yolumuz 20 kilometre uzamasın diyenler kararlı. Baba, bu ne be? Yolun 261 metrelik kısmında asfalt söküldü. Bu yolu kullanan sürücüler ne yapıyorlar? Asfaltın bittiği noktadan devam ettiği noktaya kadar gördüğünüz gibi böyle bozuk tarla yolundan geçiyorlar. Luna Park'ta gibi gidiyoruz. Sallana sallana. Baştan yol yanlış yapılmış. Eğer vatandaşa bir tapu hak verildiyse yolunu düzgün yapacaksın. Sürücüler tarla sahibini haklı bulsa da çözüm bekliyor. İşte arabaların ön takımları gidiyor ya. Tarladan git gel. Ya kapatsınlar tamamen, millete desinler ki biz bu yolu kapattık diye, bir alternatif sunmaları lazım. Tarlasındaki hakkını geri alan vatandaş bundan sonra ne oluyorsa olsun dememiş aslında. Tarlasından 3 metrelik bir feragatte bulunmuş. Çünkü yan tarafta da yine bir 3 metrelik kamusal alan var. Yol yeniden aslında olması gerektiği gibi buraya yapılıyor. Geçit verilecek, yol yerine konulmuş olacak. Mağduriyet giderildikten sonra herkes mutlu olacak. Yeni yol çalışmasının önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.